Gonca ve Fesleğen. Vaktin birinde zarif bir Lal hanımefendi ile naif bir Lal beyefendi latif bir izdivaç yapmışlar. Birbirlerine hürmet ile muamelede bulunup sükut ile de mukabelede bulunurlar imiş. Lakin hanımefendi sevgisini göstermekte beyefendi kadar cesur davranamaz, çekinir imiş. Yıllar ve yıllar sonra her iki efendi de ihtiyarlamaya yüz tutmuş iken bir gün her ne oldu ve nasıl oldu ise beyefendi hanımefendinin kalpcağızını incitmiş, kırmış kalbini. Hanımefendi de bu hale içerlemiş bir miktar. Lakin o kadar zarif ki içerlemişliğini zevcine bir türlü nasıl hissettireceğini bilememiş. Bizlere göre en kestirme yol olan surat asma olayını hiç bilmiyormuş zaten. Enteresan. Bir akşam yemeklerini yiyip de sıra kahvelerini içmeye gelince hanımefendinin aklına bir fikir gelmiş. İkram ederken kahvesini zevcine bir gonca gül koyuvermiş fincanın yamacına. Beyefendi anlamış tabii. Hemen anlaması gerekeni. Diyormuş ki hanımefendi, goncaya söz yükleyerek, "Ey bey, bu goncacağızın gül açmadan naletif ellerce dalından koparılması gibi, sen de beni daha serpilmemiş bir genç hanımefendiyken evimden, ebeveynimden koparıp aldın. Şimdi bir de beni incitiyor musun?" Bakınız efendim, dikkat buyurunuz. Bir gonca ile anlatılanlara, dahası anlaşılanlara bakınız. Pek zarif, pek hoş, pek. Tabii efendim, hanımefendi ne kadar hoş ise beyefendi de aynı hoşlukta olduğundan sebep, gonca ile yapılan sitemin yanıtı da yine ona yakışır şekilde olmuş. Ertesi sabah bir uyanmış ki hanımefendi, baş ucunda bir demet fesleğen. Diyormuş ki beyefendi cevaben, "Ey hanım, şu fesleğenin enfes kokusu gibi sen de pek hoş, pek latifsin. Lakin sana dokunulmadan, incitilmeden hiçbir sevme ya da sevmeme gösterisinde bulunmuyorsun. Beni sevdiğini anlayamıyor idim. Dedim ki, hiç değilse sevmediğini anlayayım. Bu da yetsin bana. Ne olur affet. İşte bundan sebep incittim kalbini." Bir gonca gül, bir fesleğen. Bu kadar mı zarif olurlar? Oysa ki onun bin bir çeşidini sıralayabiliriz, değil mi? Kitaplar yazarsanız hatta bu konularda. Gerek beyefendiler, gerek hanımefendiler. Ama bakın, ya çok güzel bir örnekti. Aşk ola. Mutluluğun sahip olduklarındadır. Tabağında ağız tadına uymayan bir yiyecek bulduğun zaman şikayetçi olma. Tabaklarında karınlarını doyurmak için bile bir şey bulamayan insanları düşün. Sıkışık trafikte kendini umutsuz hissettiğin zaman talihsizliğine yanma. Dünyada özel arabasına binme kısmeti olmayan insanları düşün. İşinde zor bir gün geçirdiğin zaman kendi kendine söylenme. Yıllarca işsiz kalanları düşün. Araban evinden uzak bir yerde bozulduğu zaman hayata küsme. Doğduğu günden bu yana böyle bir yürüyüş yapmayı özlemiş bir felçliyi düşün. Aynaya baktığında saçındaki yeni bir beyaz saç teli daha seni üzmesin. Saçlarına yeniden sahip olmayı bekleyen ve kendisine kemoterapi tedavisi uygulanan bir hastayı düşün. Hayatın anlamını ve amacını düşünmeye başladığında kafan karışmasın. Bunu düşünmeye bile fırsatı olmayanları düşün. Ve bir gün insanların sertliği, umursamazlığı, kibiri ve güvenilmezliği karşısında kendini aşağılanmış ve harcanmış hissedersen yine de gülebilmeyi dene. Dene dene. Çevresindekilere sert,
umursamaz, aşağılayıcı ve ezici davranan bir kişi olmadığına şükret ve gülümse. Şükret. Ya öyle olsaydın, ya öyle olsaydın. Aşk ola. Eşim olma, karım ol. Bakma daha ilkel durduğuna sen. Ruhu vardır kelimelerin. Karı koca eşten daha çok şey anlatır. Hatta belki bize unutulmuş bir şeyleri söyler, fısıldar. Sahi biliyor musun? Neden erkeğe koca, kadına da onun karı demiş eskiler? Neden? Eşim değil, karım ol. Kedilerin eşi olur, terliklerin de. İnsanın eşi olmaz. Bir ömür eşlik ediyor diye mi sevgiliye eş denir? Eşlik etmek yeter mi? Fazlasını beklemez mi insan yarinden? Kelimeleri yitirmeseydik anlardık belki evlenecek erkeğe eskilerin neden koca dediklerini. Çünkü koca bilge demektir. Yüce demektir. Koca demek dağ demektir. Ve ne kadar yüce olursa olsun üstünde kar olmayan dağ eksiktir, yarımdır. Dağların yücesine kar yağar diye kadına da kocanın karı demişler. Bakma şimdi evlenenlerin karı koca ilan edildiğine. Koca ve onun karı olmalıdır aslında. Yani yüce bir dağ olmalı adam. Kar gibi pak ve masum olmalı kadın. Örtmeli ve bir ömür süsü olmalı dağın. Çünkü üşür tepesinde kar olmayan dağ. Ne kadar yüce olursa olsun yarım görünür. Eşim olma, karım ol. Bana benzemeye çalışma sakın. Bana benden lazım değil. Bir tane, evet, bir tane var zaten. Ama unutma ki sensiz yarımım. Her zaman söylemem ama sen anla, sen anla. Eşim olma, karım ol. Beni tamamla. Beni tamamla. Aşk ola. Hikayemizin ismi Anne Benim Kızın. Cansızın. Cansızın, cılızın, büyümeyenin, tahtını yapıp da bahtına el süremediğin. Büyüdüm bak, kocaman kadın oldum. Kendi yuvamı kuralı çok uzun yıllar geçti. Alıştın mı diye sorarsan bana, sabahları erken kalkmaya alıştım mesela. Çocukları okula göndermeye, çamaşırları ters çevirip makineye atmaya, pilav yapmaya. Biliyor musun, bu yıl salatalık turşumu bile kendim kurdum. Güzel oldu mu dersen, ne bileyim be anne. İtiraf etmek gerekirse seninkiler kadar güzel olmadı. Sirkeyi biraz fazla kaçırdım sanırım. Beni bilirsin, elimin ayarı olmadı hiç. Yüreğim gibi. Bazen mutfağa çekilip bir kahve yapıyorum kendime. Yüzümde hüzün. Şuramda, ta derinlerde bir yerde iflah olmaz bir yalnızlık. Boğazımı sıkıyor, içimdeki balıkçı yaka hissi gibi. Keşke diyorum, bu kadar uzak oturmasaydım sana. Keşke. Yüreğim anne, yüreğim öyle sıkışıyor ki bazen. Ne yalan söyleyeyim, çok korkuyorum ölmekten. Çocuklar anne, çocuklarım ne yapar bensiz? O kadar küçükler ki daha. Ben bile bu yaşta hala muhtaçken sevgine ve sana, onlar nasıl başa çıkar diyorum hayatla. Biliyorum anne, biliyorum. Ölüm bile eskiyor zamanla. Evler eskiyor, anılar eskiyor ve unutuluyor verdiğin emekler. Bırakıyor herkes bir gün bedenini toprağa. Ne olur anne, kendine iyi bak. İlaçlarını ihmal etme. Doğru beslen, yürüyüşe çık, bitki çayı falan iç. Ne kadar uzak olursan ol, güneş olmadan da uzanır bana gölgen. Yeter ki diyorum, yeter ki nefesin çekilmesin ensemden. Aşk olam.